Cemalettin Sever 1931 yılında Erzincan'da doğar. Çok küçük yaşta annesi Gülbeyaz Sever'i kaybeder. Fakat annesi hayatını kaybetmeden oğlu Cemalettin'e şiir ve edebiyat sevgisini aşılamıştır bir kere. Cemalettin Sever, büyük yazarların birçoğunun 3 isme sahip olduğunu fark edince kendisi de 3 isme birden sahip olmak ister. Cemalettin'i Cemal yapar. Yanına da Süreyya'yı ekler. Artık o Cemalettin Süreyya Sever'dir. Cemal Süreyya'nın soyadı, yasal soyadı Sever olmasına rağmen Süreyya olarak bilinmiştir. Hatta Süreyya, yani çift Y harfiyle değil, tek Y harfiyle. Peki ne olmuştur da Süreyya, Süreyya olmuştur? Açıkçası bu konuyla alakalı iki hikaye bulunmaktadır. Fakat bu iki hikayede de aynı olan konu, Cemal Süreyya'nın soyadındaki bir Y harfini girdiği bir iddia sonucu kaybetmesidir. Cemal Süreyya veya Süreyya telefon numaralarını iyi ezberlerdi. Kolay kolay unutmazdı. Çünkü rakamlarla, sayılarla arası pek iyi olmasa da hafızasına çok güvenirdi. İşte ilk hikayeye göre, ki doğru olduğuna en çok inanılan hikaye budur, Cemal Süreyya Sever bir arkadaşıyla iddiaya girer. Bu iddia bir telefon numarasının doğruluğu üzerinedir. Cemal Süreyya kendi bildiği telefon numarasının doğruluğuna o kadar inanır ki ve kendinden o kadar emindir ki hiç geri adım atmaz. Çünkü rivayete göre iddiaya girilen o telefon numarası Cemal Süreyya'nın Üvercinka ismini verdiği, bize böyle tanıttığı ve hiçbir zaman kim olduğunu öğrenemediğimiz o gizemli kadınındır. Bu arada ek bir bilgi vereyim, yakın zamanda Üvercinka ile ilgili bir videoda yayınlayacağım. Ve o iddianın sonucuna geri dönersek, hepinizin de tahmin edeceği üzere Cemal Süreyya iddiayı kaybeder. O çok güvendiği telefon numarasını yanlış bilmiştir. İkinci hikayeye gelirsek, yine bir iddia olmasına rağmen konu biraz daha farklıdır. Cemal Süreyya üniversitede okurken bir sınıf arkadaşı ile aynı kıza aşık olurlar. O sınıf arkadaşı da Cemal Süreyya gibi edebiyatçıdır, şairdir. Birbirlerine aşık oldukları o kız için yazdıkları şiirleri okurlar. İlk başlarda tatlı bir çekişme olan bu durum zamanla ciddi bir rekabete dönüşür ve sonucunda Cemal Süreyya kaybeder. Aşık oldukları o kız Cemal Süreyya'yı değil, arkadaşını seçer. Peki Cemal Süreyya'nın üniversitedeki arkadaşı kimdir? O kişi hepimizin çok yakından tanıdığı Sezai Karakoç'tur. Hem Cemal Süreyya'nın hem de Sezai Karakoç'un aşık olduğu o kız ise Sezai Karakoç'a Türkçe'de akrostiş tekniğinin en güzel örneklerinden biri olan Monna Rosa'yı yazdırmış Muazzez Akkaya'dır. Şunu da belirtmekte fayda var. Eğer iddiayı Cemal Süreyya değil de Sezai Karakoç kaybetseydi, Sezai Karakoç soy isminden A harfini atacak ve Sezai Karkoç olacaktı. Sonuç olarak hangi hikayedeki iddia doğrudur bilinmez. Fakat büyük şair Cemal Süreyya artık Cemal Süreyya'dır ve bunu bize elma şiiriyle müjdelemiştir. Şimdi sen çırılçıplak elma yiyorsun. Elma da elma ha Allah'lık. Bir yarısı kırmızı, diğer yarısı yine kırmızı. Kuşlar uçuyor üstünde, gökyüzü var üstünde. Hatırlanacak olursa tam 3 gün önce soyunmuştun bir duvarın üstünde. Bir yandan elma yiyorsun kırmızı. Bir yandan sevgilerini sebil ediyorsun sıcak. İstanbul'da bir duvar. Ben de çıplağım ama elma yemiyorum. Benim öyle elmalara karnım tok. Ben öyle elmaları çok gördüm oho. Kuşlar uçuyor üstümde. Bunlar senin elmanın kuşları. Gökyüzü var üstümde. Bu senin elmandaki gökyüzü. Hatırlanacak olursa seninle beraber soyunmuştum bir kilisenin üstünde. Bir yandan çan çalıyorum büyük yaşamaklara, bir yandan yoldan insanlar geçiyor çoğul olarak, duvarda bir kilise. İstanbul'da bir duvar, duvarda bir kilise. Sen çırılçıplak elma yiyorsun,
denizin ortasına kadar elma yiyorsun, yüreğimin ortasına kadar elma yiyorsun, bir yanda esaslı kederler içinde gençliğimiz, bir yanda sirkecinin tren dolu kadınları, adettir sadece ağızlarını öptürürler ayaküstü işlerini görmek yerine. Adımın bir harfini atıyorum. Cemal Süreyya diye hep ağzımıza alışmış. Aslında siz Cemal Süreyya diye atıyorsunuz Süreyya, değil mi? Evet. Öğrendiğime göre siz Y harfinin birini bir bahiste kaybetmişsiniz. Evet, 20 yıl kadar önce. Evet, adınızdan bir Y harfi kaybettiniz. İki şimdi, tane olduğu için. Süreyya'nın bir Y'si.